Burası Offenbach Milli Görüş Teşkilatı'nın kermesi ve çok güzel bir ortam. Hava yağmurlu, ara ara açılıp kapanıyor ama müthiş bir güzellik var, müthiş bir coşku var. Ve bu coşkunun en büyük sebeplerinden biri yanımızda Şükrü kardeşimiz. Bu işlerin joker adamı. Vallahi bakın, yemin ediyorum, abartmıyorum. Merhaba Şükrü. Merhaba abicim, hoş geldin. Dün seni başka bir işte görüyorduk. Önceki gün başka bir işte. Bugün tantuni yapıyorsun. Nedir durum abi? Abi, hizmetin sınırı yoktur. Eyvallah. Allah rızası için her türlü. Allah kabul etsin. Gerekirse ön tarafta, gerekirse burada. Allah helal olsun. Yıkamaya kadar. Helal olsun sana. Allah razı olsun. Çok güzel. Bugünkü bu kermesten biraz bahset. Teşkilatın organizesi değil mi? Teşkilatımızın organizesi. Offenbach Milli Görüş Camii olarak her sene gerçekten ses getirecek organize yapıyoruz. Eyvallah. Caddeyi sağ olsun belediyenin izin alıp ön taraftan kapatıp buraya kadar böyle bir hizmet sunuyoruz vatandaşlarımıza. Peki gelecekte buranın yerleşkesi düzeniyle ilgili bir plan var mı? Yeni bir cami ya da yeni bir onarım, yeni bir sistem olarak. Allah razı olsun, çok güzel bir konuya değindiniz. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok müthiş bir projemiz var. Hem şehrimize Offenbach'a yakışan bir şey, proje, hem de gerçekten ileriye dönük, gençliğimize, geleceğimize dönük muazzam bir külliye diyelim. Çünkü eyvallah, külliye. İçerisinde eyvallah. Yani alışveriş merkezlerinden tutun, dershanelerinden tutun, camisinden tutun, seminer raumlarından her şey olacak. Çünkü insana hizmet, halka hizmet, hakka hizmettir eyvallah düsturuyla çıktık. Eyvallah. İnşallah elimizden gelenin en güzelini yapıp bir şekilde vatandaşlarımıza, insanlığımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Eyvallah. Bundan biraz haberdar olduğum için sordum. Evet. İleriki zamanlarda, yani bir saat, iki saat sonra da olsa fark etmez. Evet. Ben duvarda projelendirmeyi gördüm. Evet. Yani krokisini, imar planını. Biraz onun önüne giderek bu konuyla ilgili konuşmak isterim daha sonra. İnşallah. İnsanımıza göstermek isterim ne kadar muazzam bir şey hazırlanıyor. Allah bir görsünler Allah insanlar, inşallah, örnek teşkil etsin. Şimdilik kolay gelsin sana. Teşekkür şöyle ediyoruz. Bir dolanalım. Allah razı olsun. O projenin krokisinin önünde buluşacağız i̇nşallah seninle. İnşallah, ayağınıza görüşmek sağlık. Üzere. Teşekkür eyvallah ediyoruz, sağ olun. Beyaz renkli kupon. 233. 233. 233. İkinci Murat'a haber yollayıp tahta geçmesini söyle. İkinci Murat ise Mehmet'e artık padişah sensin diyerek isteğini geri çevirir. Kermeslerin en güzel yönü ev hanımlarının beyleri dışarı atması. Sebep şu, yemekleri görüyorsunuz değil mi? Abiler gelmiş burada, vallahi ne bulurlarsa götürüyorlar. Abi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sende içli köfte var, sende? Tantuni var. Tantuni var. E tabi yani yenge hanımlar kermes olduğunu biliyor. Gidin ne haliniz varsa görün. Aynen öyle. Bakıyorlar işte. Yanımda duruyorlar. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun kermes. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortam. Harika bir ortam. Bu yıldan biraz bahsedelim bu ilk faaliyetlerden. Neler var? Yani yeni başladık. Biraz Allah'ın rahmetli günü bugün. Olsun. Yağmur yağıyor ama buna rağmen kalabalık. Çok leziz yiyecekler. İnsanlarımız desteği, bir araya gelmesini, gelmeleri, eyvallah, sohbet etmeleri harika bir olay. Eyvallah. Çok süper yapıyorlar. Eyvallah. Yönetimi takdir ediyorum. Helal olsun. Teşekkür ederim. Görüyoruz çalışmaları. Sen ne diyeceksin abi bu konuda? Vallahi her sene geleneksel yaptığımız bir olay. Her sene biraz daha kendimizi geliştiriyoruz. Eyvallah. Yağmur biraz var ama ne yapalım? Olsun, rahmet. O da rahmet. Eyvallah. Arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel olmuş. İnşallah. Ne güzel birliktelik seneye, ama. Seneye daha güzel olur inşallah. İnşallah. Eyvallah. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Allah hayırınızı kabul etsin. Eyvallah. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Adanalar, kebaplar, yemekler, börekler, çörekler abici. Tantuni hayran, herkes hayran. Buyurun kalmasın. Ne geliyorsa camiye geliyor abi. Bismillahirrahmanirrahim. Karıştırma, buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanallah. Ne oldu sana böyle? Abicim, camimiz için çabalıyoruz. Son gaz devam. Bu 3 gün oldu. Ateş, abi, devam. Bu nasıl bir ağaç? Allah aşkı abicim. Helal aynı olsun. Dava aşkı. Helal olsun. Abicim. Yani hayatın boyunca dönercilik yapmamışsın. Ama çok güzel yapıyorsun şu anda. Abicim bizde her meslek var. Cami çoğulsun, her şeyi yaparız güzel abi. Helal olsun sana ya. Yeter ki rızayı rayı olsun. Mustafa abicim. Mustafa, Allah hayırını kabul etsin. Amin. Nerelisin sen? Kahramanmaraş abicim. Eyvallah, biz de Kahraman Urfalıyız. Allah'ına kurban. Eyvallah. Allah razı olsun. Şimdi buradan Maraş'a, memlekete bir selam gönder bakalım. Bütün büyüklerime, dava kardeşlerime, bütün memleketimdeki insanlara selam söylüyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin de gözlerinden öpüyorum efendim. Eyvallah Mustafa, kolay gelsin. Allah razı olsun. Hayırlı işler. İnşallah. Gördüğünüz gibi coşku hat safhada. Bravo. Devam ediyoruz. (Gülüyor) 398 1 398
Sevgili seyirciler, bugün Offenbach'ta Milli Görüş'ün Mevlana Camisi'nin kermesindeydik ve projesinden kısaca bahsetmiştik. İşte tam da o zaman geldi. Şu anda yanımızda Offenbach Belediye Meclis Üyesi Sayın Muhsin Şenol var. Muhsin Şenol bu cemaate, bu camiaya uzun yıllardır hizmet veren değerli bir kardeşimiz. Bu proje üzerine konuşacağız. Yanımızda Offenbach şehrinin önemli isimlerinden, bürokrasiden önemli isimlerinden biri daha var. O konuya da geleceğiz. Önce biz hemen Muhsin Şenol'a mikrofonumuzu tutuyor. Merhaba. Merhaba. Biz sizi tanıyoruz ama seyircilerimiz de biraz tanısın. İsmim Muhsin Şenol. 79'dan beri Offenbach şehrinde yaşıyorum. Tüm sosyal ve toplumsal alanda elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ve bu cemiyetin çocuğuyum diyebilirim. Eyvallah. Şimdi ben yarım yamalak Almancamla olaya müdahil olmak istemiyorum. Bir misafirimiz var. Diyaloğu ben size bırakacağım çünkü bu proje önemli. Bu projeyi doğru aktarmak adına seyirciye sizin tam Almancanızla ve yapacağınız tercümeyle Offenbach'taki bu mükemmel projeyi biraz anlatmanızı istiyorum ve konuğumuzu da biraz tanıtmak istiyorum. Ja, für die Stadt Offenbach ist es sehr wichtig, dass ich die Migranten hier in Offenbach gut integrieren und deswegen pflegen wir auch mit allen ausländischen Gemeinden, auch mit dieser Gemeinde einen engen Kontakt, arbeiten in vielen Feldern zusammen, das kann um Themen wie Bildung gehen, um Arbeit, soziale Themen und von daher sehen wir das positiv. Son olarak şu arkamızda görmüş olduğumuz muazzam projeyle ilgili fikirlerini almak istiyorum. Bu önemli çünkü. Ondan sonra teşekkür edeceğim. Okay, als letzte Frage sagt er, würde er gerne Ihre Meinung und Ihre Einstellung zu diesem großartigen Projekt, was auch fast einzigartig in Europa sein wird, in seiner Architektur, was Ihre Ideen bzw. Ihre Meinung dazu ist. Also ich bin kein Baufachmann in der Kommunalverwaltung, deswegen kann ich jetzt hier zu diesem Projekt nicht Stellung nehmen. Ich finde, das sieht interessant aus und ich finde auch es absolut angemessen und zu respektieren, wenn eine Religionsgemeinschaft für sich einen attraktiven Raum schaffen will. Ob das jetzt sozusagen von der Planung her alles so in Ordnung geht, kann ich jetzt aus dem Stand gar nicht sagen und möchte jetzt eigentlich zu diesem Projekt nicht Stellung nehmen. Grundsätzlich finden wir es gut, dass Religionsgemeinschaften sozusagen bauen, dass sie sich um einen guten, das ist ja auch ein Teil der Verankerung der Heimat hier. Und von daher ist das, finde ich, es grundsätzlich gut, wenn man sich darum kümmert. Vielen, vielen Dank für die Interview. Das ist ein schönes Thema. Sie haben sehr schönes Interview gemacht. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Okay. Teşekkür ediyoruz ama seni bırakmıyoruz. Biraz da bu projeden bize bahset, sonra sizi savuşturacağız inşallah. Çok güzel bir cami yerleşkesi hazırlanıyor gördüğüm kadarıyla. Mevlana Camii'nin yeni projesi bu. Önümüzdeki yıllarda herhalde temeli atılacak, çalışmaları var. Biraz bahsedin bundan. Şimdi Mevlana Camii bu şehirde en eski cemiyetlerden birisi. Bine yakın cemaate sahip olan, hafta sonu 300'ün üzerinde öğrencinin çeşitli çeşitli konularda ders gördüğü bir cemiyet. Köklü bir cemiyettir bu şehirde. Mülkü kendine aittir. Sırf kendi imkanlarıyla kredisiz müretisiz bir şekilde mevcut olan cemiyetimizi oluşturduk. Fakat yer yetmez oldu ve mimarisi arka avlu cami imajından çıkıp dışarıya karşı açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde, modern bir mimariyle tekrar inşasını yapmayı kararlaştırdık. 3500 metrekare bir alan oluşturacağız. Allah nasip ederse yeni camimizde ve eski felsefeye göre camilerimizi oluşturuyoruz. Cemaatin yine kendi güçleriyle şimdiye kadar tüm masrafları taşıdı ve bunu da bitene kadar da bu şekilde yapmaya çalışacağız. Tabii her desteğe kapımız açık ve bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür doyurucu bilgiler için başarılarınızın devamını diliyoruz Sayın Şenol. Aynı şekilde. Eyvallah. Programınızın daha çok başarılı olup daha çok Avrupa'nın köşelerinde görülmesinden ümit ediyoruz. Merhaba. Merhabalar. Tanıyalım sık sıca. Nilay Yılmaz, Hilsverein Bulgarien Başkanıyım. Fraktion Geschäftsführung FNO Forum Neues Offenbach Geschäftsführung'unu yapıyorum 7. katta Rathaus'ta. Ve Hilsverein Bulgarien olarak buradayım bugün. Tamam. Şimdi biraz onu açalım. Hilsverein Bulgarien'in tam açılımı ve vermiş olduğu hizmetler nedir? Hilsverein Bulgarien, Bulgar milletimizi Almanya'ya alıştırma. Almanca kursları vermektedir.
çocuklarına yardım etmektedir. Öğretmenlerle görüşmektedir. 6 tane tercümanımız vardır. Hep birlikte onları Almanya'ya alıştırıyoruz. Yani soydaşlarımıza yardımcı oluyorsunuz. Aynen öyle, aynen Peki, öyle. Peki en çok karşılaştıkları zorluklar nedir bu soydaşlarımızın? En çok karşılaştıkları zorluklar maalesef büyük şirketlerde çalışıyorlar kendisi. Çok minimum işçi olarak çok minimum maaş alıyorlar. Ve gerçekten Almanya gibi bir yerde 300 euro ayda geçim yapmıyorlar. Ya. Evet. Evet. Çoğu Peki, bu yasal mı Almanya'da? Maalesef değil. Maalesef. Yasa dışı mı bu? Yasa dışı. Kesinlikle yasa dışı. Kesinlikle. Kötü bir durum ama. Tabii ki. Hilfsverein Bulgarien Stadt Offenbach tarafından zaten Kooperien yapılıyor. Yani Offenbach Belediyesi tarafından destekleniyor. Belediyesi tarafından destekleniyor ve Offenbach Belediyesi tarafından da koruma altına alınıyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Size de efendim. Üzere. Saygılar. Devam ediyoruz Seyri Ramazan'da sizler için sormaya. Evet sevgili seyirciler, Offenbach Milli Görüş Mevlana Camii'nin merkezindeyiz, kermesindeyiz aynı zamanda. Bütün bu olayların ta başından beri, yıllar öncesinden bütün bu oluşuma, bütün bu cemaate ciddi emekler veren bir yaşlı bilge yanımızda. Tabiri caiz, evet, yaşlı bir bilge. Hakikaten Offenbach'taki bu cemaate ciddi emekler vermiş, yıllarca çalışmalar yapmış, yıllarca organizeler yapmış ve halen pes etmeden, halen inançla, halen inantla böyle bir çınar gibi ayakta duran çok değerli bir amcamız, İhsan amcamız yanımızda. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Öncelikle kolay gelsin. Allah razı olsun. Cümlemiz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Amcam çok güzel bir organize, her sene olduğu gibi. Allah razı olsun, evet. Biraz bahsedelim, nasıl geçiyor bu sene kermes? Valla bu sene kermesimiz, havalar biraz yağışlı, yine de elhamdülillah şükrediyoruz. Çok güzel bir birliktelik var burada. Evet. Bu sene biraz daha canlı gibime geliyor. Evet. Tabii yetiştirdiğimiz çocukların programları da olunca biraz daha renk kattı. Eyvallah. Onun için güzel geçiyor elhamdülillah. Eyvallah. Biz içeride bir şey gördük. Yeni caminin yeni projesini gördük. Evet. Muazzam bir şey olmuş. Allah izin verirse şu anda Offenbach Belediyesi Bauamtı'na projeleri verdik. Oranın onayını bekliyoruz. Allah izin verirse önümüzdeki yıllarda 4 milyonluk bir yatırımla buraya yepyeni bir müessese kazandıracağız Allah'ın izniyle. Camisiyle beraber, sınıflarıyla birlikte 20 tane sınıf olacak, camisi olacak, her şey içinde bir külliye olacak. Çok çok güzel bir şey. Buradaki insanımızın hakikaten uzun zamandır hak ettiği ve beklediği bir şey. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Allah razı olsun, sağ olun, teşekkür ederiz. Bizi de buraya çağırıp davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Siz de buraya geldiğiniz için biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Görev başındasınız. Alıkoymayalım. Evet. Sağ olun. Var olun. Bu iş Allah gecinden verse son nefese kadar belli ki devam edecek. İnşallah. İnşallah. Allah kabul etsin. Sağ olun. Var olun. Hadi kolay gelsin. Değerli izleyiciler, Seyri Ramazan sizler için sormaya devam ediyor. Evet.